Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyi aldığında yanında Cebrail aleyhisselamdan başka kimse yoktu ve Hazreti Cebrail'in Efendimiz'i sıkışından anlıyoruz ki vahiy süreci ağır olacak. Efendimiz zorlanacaktı. İlk vahye şahitlik edecek kimse olmasa da eğer Medine'de yaşayan bir sahabe olsaydınız muhtemelen Efendimizin vahiy aldığı bir ana tanıklık ederdiniz. Kur'an'ın Efendimiz'e indiğini görmenin ne müthiş, haşyet dolu bir manzara olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Efendimiz'e inen vahiy elbette kendisine gelmeden önce bile ağırdı. Bu yüzden İbn Mes'ud radıyallahu anh, Efendimizin Allah vahiy göndermek için konuştuğunda sema ehli, yani cennetteki melekler, üstteki diğer cennetten bir zilin çınlamasını duyarlar ve bu Safa tepesine zincir çekmeye benzer ve o kadar gürültülü ve güçlüdür ki melekler bayılır dediğini söyledi. Ve Cebrail aleyhisselam gelirken, ey Cebrail, Rabbin ne dedi derler. Rabbin ne dedi? Ve Cebrail aleyhisselam diyor ki, hakkı söyledi, hakkı söyledi ve o en yüce, en büyüktür. İşte Cebrail aleyhisselam meleklerin bayılmasına neden olan bu vahyi Peygamberimiz sizin gözünüzün önündeyken getiriyordu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, En'am suresinin Efendimiz'e getirilişini hatırlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarı baktı. Cebrail aleyhisselam yanında vahyi getirirken 70 bin melek En'am suresine eşlik ediyordu ve Allah'ı zikrediyorlardı. Vahiy gelirken Efendimiz meleklerin bütün bir ufku kapladığını ifade etmişti. Bir deve üzerinde oturuyordu ve vahiy gelmeye başlayınca Efendimizin üzerindeki ağırlıktan dolayı devenin dizleri bükülmeye başladı. Neredeyse kemikleri kırılacaktı. En'am suresi 20 sayfadan uzundur ve böyle bir karşılama ile tek seferde mehbeti vahyi ilahi olan Resulullah'ın kalbine nazil olmuştu. Ve Allah Celle Celaluhu diyor ki, biz bu Kur'an'ı bir dağa söyleseydik, dağ Allah'tan korkusundan ezilirdi. Yani şimdi Efendimizin kalbine geliyor ve siz buna gözünüzün önünde şahit oluyorsunuz. Ve sahabe Efendimiz'e vahiy inişinin nasıl bir şey olduğunu sormuştu. Efendimiz diyor ki, en zoru vahyin bir çanın, ağır bir çanın çalması gibi gelişidir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy anında dikkatini toplayıp odaklanırdı ki Cebrail aleyhisselamın kendisine getirdiği her şeyi kavrayabilsin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy geldiği zaman terlediğini, hava soğukken bile yüzünde boncuk boncuk teri görebildiğimizi ifade ediyor. Titrerdi ve vahiy onun tüm varlığını kavrardı. Ama beklenenin aksine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy almayı bitirdiğinde krize girmiş ve çıkması biraz zaman almış gibi olmazdı. Hayır, o sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri hemen, kolayca, hiç duraksamadan ya da kekelemeden mükemmel bir şekilde dile getirirdi. Bunların hepsi Efendimizin kalbine yerleştirildikten sonra dilinden pürüzsüzce çıkıyor ve Allah diyor ki Kıyamet suresinde لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَ جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ Ey peygamber, sana ineni ezberlemek için dilini acele ettirme. Çünkü onu senin kalbine yerleştirmek ve gerektiğinde okutmak bizim işimizdir. Ayetler onun kalbindeydi. O sallallahu aleyhi ve sellem konuşur, sonra sahabeler de yazardı. En önde gelen hadis ravilerinden Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh diyor ki, Efendimiz konuşur konuşmaz ben yazmaya başlardım ve ekliyor. Vallahi bir keresinde vahyin indiği esnada Efendimizin bacağı benim bacağımın üzerindeydi. Efendimizin bedeni çok ağırlaştığı için bacağımın kırıldığını ve bir daha asla yürüyemeyeceğimi düşündüm. O sallallahu aleyhi ve sellem bizim için böyle bir yüke katlandı ve sahabe bunu çok iyi görüyordu. Efendimizin binek hayvanlarının vahiy geldiği zaman taşımayı başaramadıklarına dair çok sayıda rivayet var. Şimdi biraz da vahyin inişi nasıl görünüyordu bundan bahsedelim. Ya da Efendimiz'e vahiy inerken duyulan şeylerden. Hazreti Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, ona baktığınız zaman vahiy tarafından tutulduğunu anlayabileceğinizi, çünkü onun üzerine böyle gelen başka bir şey olmadığını ve onun etrafında arıların vızıltısına benzeyen bir ses duyabileceğinizi ifade etmişti. Dolayısıyla Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gelen öyle bir kıraattı ki bedenine ağır gelirken başının etrafında yumuşak ve melodikti. Bir gün Efendimiz'e vahiy indiğini ve Efendimiz'in bu vahyi aldığını ve durakladığını söyledi. Ve çok harika bir dua öğretiyor burada bize. Ezberleyip okuyabiliriz.
Ömer İbni Hattab diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini kıbleye doğru kaldırdı ve dedi ki, Allahümme zidna ve la tenkusna, Allah'ım bizi artır, eksiltme. Ve ekrimna ve la tuhinna, bizi şerefli kıl, alçaltma. Ve a'tina ve la tahrimna, bize ver, bizi mahrum etme. Ve athirna ve la tu'thir aleyna, bizi seç ve bizim üzerimize başkalarını tercih etme. Ve ardina ve arda anna, bizi memnun et, bizden razı ol. Ve Ömer bin Hattab diyor ki, bu duayı ettikten sonra bize döndü ve dedi ki, Allah bana 10 ayet gönderdi ki, kim bu ayetlere göre amel ederse cennete girer. Şüphesiz müminler kurtuluşa ermişlerdir. Ve 10 ayet, Mü'minun suresinin ilk 10 ayetiydi. Görüyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahyin tüm zorluklarına rağmen bize en güzel duaları veriyor ve Allah vahyi artırdığında hoşnut oluyordu. Çünkü her vahiy bize cennete giden yeni bir yol açıyordu.